Sardığım ipi böyle yan yana taktım iki ipi. Nerve rayamızda sadece bu aparatı almamız ve bir tane de çift iğne ile tamamen nervörümüzü yapabiliriz. Quantum L500 makinalarında ayrı başka bir ayağa, tutucuya gerek yok. Bizim makinanın tutucusu direkt bu ayağı tutabiliyor. İplik geçirmeyi de çift iplikleri taktıktan sonra iplik geçirme noktalarını izleyerek aşağı kadar ineceğiz. Yalnızca buradan iğneden geçerken ipliği iki ayrı iğneye teker teker takacağız. Sonra nervür ayağımızın ortasındaki çizgiden geçirip arkaya doğru alacağız ipliğimizi. Makinamız dikişe hazır olmuş olacak. Benim makinamda nervür ayarını böyle yaptım. Her makinede değişik olabilir. Aynı marka bile olmuş olsa makinalarda değişebilir. Tansiyon ayarını, buradaki tansiyon ayarını en fazla 8'e kadar yükseltebilirsiniz. Bir de buradaki çift iğne taktığınız zaman buradaki ışığı açmanız lazım ki buradaki düğmeyi basıp bu ışığı açarsanız yanlışlıkla başka bir programa girseniz bile makinanız programı değiştirmez. Buradaki iğnelerin, çift iğnenin kırılmasına engel olur. Ayağımız da böyle. Ayağımızı şöyle çıkaralım isterseniz. Quantum L500'ler için ayağı sadece böyle almamız yeterli olacak. Bu ayak böyle bize yetiyor. Fazla başka takılma ayağına gerek yok. Bizim ayağımız zaten kendinden geçmeli ayak. Böylece bu aparatı sadece bunu alırsanız nervür yapabilirsiniz. Bir de tabii ki çift iğne. Merhaba arkadaşlar. Bugün nervür alıştırması yapacağız. Geçen gün yeni aldığım nervür ayağını makinama taktım. 2,5 milim aralıklı çift iğne aldım. İpimizi ayrı ayrı büyük bobinden küçük bobine biraz iplik sardım. Şimdi çalıştırıyorum. Ayarları da size fotoğraf olarak göstereceğim. Benim makinem Quantum L500. Çünkü Quantum L500'ün ayarları farklı oluyor diğer makinelere göre. Böyle. Nervür dikişi demek, kabartılı çift iğne dikişi demek. Yan yana dikmek istersek oluklarını ayarlama yapıyoruz. Bir tane yana kayarsak dikiş böyle olacak. Bir tane yana kayınca sıkı bir dikiş oluyor. İki tane yana kayarsak, derken iki tane boşluk bırakırsak, dikenin değil de dikenden bir boşluk bırakıp kenara geçersek, dikişi aralıklarını göstermeye çalışıyorum. Şöyle oluyor. Hemen yanındaki boşluktaki ayağa takarsak ayağının bu kadar yan yana sıkı oluyor. Bir tane boşluk bırakırsak da böyle aralıklı oluyor çalışmalarımız. Şimdi bunu bir de satende göstereyim.
küpü bitmiş. Nervür dikişlerimiz böyle oluyor. Bu ince kumaşta, kalın kumaşta bu kadar büzmeyebiliyor ama. Satendeki kabarıklığımız da böyle oluyor. Bu kalın bir saten ama. Daha ince kumaşlarda kabartı daha çok yükseliyor.